yollar oldum. Ve bahsettiğim güç gösterisi. Hurayra diyebilirsin.
kadınlar için ne diyorlar? Hureyriye. Desin lan şu Süleyman'ı, Süleyman'ı. Öldü gitti işte. Çok önemliydi. Bir generalimiz ölse burada anında unutulur. Kimi gaza getirmeye çalışıyorsunuz? Kimin kulu olduğu belli. İşlem olmayınca oraya kayıyorsun. Kesti artık. O eskiden. Bu körler istediği kadar desin be. Delidir. Şizofrendir. Falan filan. Adım gibi biliyorum bunlar. Pisliklerle keskin nişancı oldukları gibi parazitlerle de öyledir. İstediğiniz kadar saldırın, kabus edin, geçecektir. Çünkü Allah şifa gösterdi. Pancar, elma, havuç, suyu. Hala işlemde. Kediler niye orada sıçacak onlarda be? Biri git biri gel. Bunun bir nedeni var. Böyle noktaya, motora fışkırtan şeyler. Noktaya sıçan burada. Müthiş kokulu şeyleriyle. Ortadan kaldırın bunları be. Bana masallar okuyorlar. Her biri toksoplazmalıdır. Artık bu kadarını açık ben net biliyorum. Bu şeylerin dışkıları mışkıları zararlı değilse bunlar burada barınmaz. Bir de yıldırım gibi koşuyorlar ha, kameraya çekmeyeyim diye. Eskisi gibi hava atarak değil. Böyle bu dergilerin hava attığı gibi Talmud usulü ufak avına kalmayı yetişkinlerle aynen öyle utanmaz adamla böyle servetini elde etmiştir. Elde etmiştir pardon. O da yöntemlerinden biri kesinlikle. Robin Hood. Bunu tahmin edebiliyorum çünkü bakın yani bitirdiği işini turnikeden veya kadını gördü diye. Gençliğimde burada bu parkta yattım bir gece. Olanı gördüm gece yarısı. Bana hava atan. Yattığım yerdeki ağacın gövdesine karata tekmesi vuran. Yanındakiyle beraber sırt çantaları. Hırsızlık için aleti gördüm oradan. Gece yarısı inşaata gidecek değildiler. Nereden çıktılar? Bu park kafenin olduğu yerden. İki tane sarı saçlı Dalton'un bir parçası gibi birbirine benziyor. Şahidim ben de o kadar kolay unutmam. Allah gözüme sokuyor hep. O bahsettiğim mülteci buradan, o ülkeden. Gözüme sokulan bu semtten ne zamandı bu? Erbakan kazanmaya başladığı zaman aniden mülteci ne oldu o zaman? Kimleri saldılar be yurt dışına? Türk ismini kirletmek için aniden Kürt ordusu, PKK ordusu o ülkede, lokaller falan filan. Hı.
kumarhaneler, uyuşturucu haneler. Bu da bunu düşünebiliyor mu? O kadar insan ve sadece o devleti değil, tüm devletlere yayılmışlardır. Bunlar nasıl göze batmadan yayıldılar öyle? Neye dayanarak mülteci? Neyle geldiler? Plastik botla mı? İmkansız. Tümü normal yordan, pasaportla. Acaba özürleri neydi? Aynı şey gibi, İran'daki Humeyni gibi. O İslam başa geçti, o yüzden kaçıyoruz. Şeriattan korkuyoruz. Önce yaydılar. O propagandayı, şeriat. Kafa kesiyorlar, kol kesiyorlar. Çük kesiyorlar. Kahvem bitti, çay. Öfke frekansı da üst düzeyde yani. Aydınlık olsaydı kuşlarla kanıtlayacaktım. Şeytani karıya bak be. Bütün apartmana bir mesaj gönderdik. Nasıl takip ediyorlar? Bir de çıkınca her zamanki gibi pat güç gösterecek. Arkasında bendim. Her zamanki gibi. Ne yapabilirsin lan? Babanın yeri, babanın memleketi mi, babanın elektriği mi, babanın apartmanı mı? Benimsin benim. Güç göstererek böyle her seferinde böyle bir şeytanlık yaptıkları zaman. Ondan sonra bu şizofren, bu takıntılı. Yok ya, hepsi tesadüf. Kaç kez orada çekimim var ve yığıyorlar pisikleri, çıkıyorum temizle pat karşıma. Geliyor adam, yaş bas. Karınca besleyeceğim, simkül böcek besleyeceğim pat karşıma. Sinekleri, bulutu çekmeye gidiyoruz pat karşıma. Sayısız kez. Ondan sonra telefona ya, bunun yüzünden de hesaplık takatımız kalmadı. Benim anamın peşinden gidiyor. Senin ananın İslam sırrı. Köpeklere tapanlar peşinden köpekleri gibi gitmiyorsa sıraya. O tuhaf. Genç kızın öldüğü evde keşif yapılmış. Evet. Zavallı kız. Şeylere kanın kadınlara söylüyorum. Sizin bebeğiniz hayvanlar değildir be. Dönün bu yoldan. Bunların saptırdıkları şeylere kanmayın. Diğerlerinle dinciyim diyerek. Allah'ın verdiği nimeti kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Usulüne göre bakın, kediniz ne yaptı, gitti fışkırttı otomobilin motoruna. Yani bu göz önünde gece olanları düşünün. Gecede çıktım arabadan arabaya, arabadan arabaya. Evet, şimdi turnikede sıra.
halledin lan bu iblisi. İsrail'i sel basmış sel. Daha neler basacak bekleyin ya. Buradan buraya çıksam menzile anında videomu iptal ettirebiliyorum. Bu nasıl güç be? Nasıl yapıyor lan bunu? Akbaba Orhan'ı. Aşağıdan geldi. Kapşonla. Boşalttı servis gelsin. Yüzlerce koyun telef oldu. Önemli değil. Onlar sadece et. İşkenceyle telef et. Tekirdağ'dan neden? Tekirdağlı Melek Şengen lordladın mı yoksa? Hayvanların boklarıyla. Evet. Hiç meraklanma. Orada soyadlı var. Yöneten. Telef ediyorsun senin çiftliğini. Biraz zarara. Ne var altında? Maden vardır be. Maden. Madenciler tekeli. Mermer madeni belki. Yani düşünsenize yani adamın yüzlerce koyunu telef. Zarara bak. Konkordato. Onu kapatmak için git Bankalar Birliği'nden kredi çek. Faizleri faiz sonra haciz çiftliğin gitti. Şimdi 50 yıldır kitaplarına dost. Onu çıkaracağız. Evet dediğimiz gibi servisi de geldi. Köpek çıkartmak için. Kesinlikle. Göze köpek. Çoban köpeği bu. Bu da çoban köpeği. Aynısı. LYB 763. Servis bitirdi geldi. Senin peşine düşmeyen polis satanistlerdendir. Polis bey. Aynı anda kim geçti galiba gözümden kaçtı. Hureyre olabilir mi? Patronum. Evet kesinlikle. Aynı zamanda polis eşliğinde çıkıyoruz. Evet. Park ettik. Kanalın üstüne. Etrafa bakındık. Şimdi mükafatı almak için acabısının birine köpek spermli yırttığını anasını satayım. Allah belanı verecektir. Bekle gör. Emin olun aynen dediğimi yapıyor. Mükafatı. Köpek spermli yırttık. Komşu varsa İspark'a park edecek, para ödeyecek. Aslında uyuşturucu çıkmış. Bak Fuat Avni, kapşonlu kullarından biri yakalandı. X-Aster Orhan. Yemin ederim bu daha çok frekans yükledi. Bu şeylere çocuklarınızı teslim ediyorsunuz. 5 gram eroin, 5 gram. Kimse biliyor mu 5 gram ne demek? Ben söyleyeyim. 1 gramdan en az 10 tane doz çıkar. 50 doz.
10 insanı bile öldürür. Gelmişler bana, Allah'ın otuyla hava atıyorlar. Oo, tonlarca yakaladık. Eroini bitir. Bu kendi analarıyla X-Hamster'ların dağıttığı. Yakalanan da neredeyse suçsuz ve mecbur. Köle olmuş çünkü. Fakat bunu dağıtanlar analarıyla X-Hamster'dan sonra Robin Hood'luk yapıyorlar. Ve bu filoları yönetip çocuklarınızı bu şeylere alıştırıyorlar. Bravo lan tepe soraklı hurayra. Senin çıkışın işaretti muhakkak, gel oraya kon diye. Kızlarına takıntılıyım. Suratlarına bir baksın ve kim onlara takıntılı olur. Köpekler daha güzel. Bu sülalenin bütün mallarına el konmayan devlet. Ne diyeyim ki onlara be? Hepsi bu şekilde çalıntıdır akbabalıkla. Kameraya işlem yaptım fakat burada daha büyük oldu görüntü. Sesimi kestin. Klipi kapatalım çünkü iptal edebilir. Frekansı damı kanıtlamak için yemler yaptım. Sadece onun için değil, beslemek için. Özellikle beslemek için. Hadi kuşlar, gelin yiyin bakalım. Şeytanlıklar, sonra gaza gelme, serbest bırakın lan bütün hastaları, zalimler, iptal edin bu ilaçları, bunların dayattığı kazandığı şey, bir iğne, iki iğne be, hayda $300'dan $600, onu bırak yani bunların kurdukları ağda. Bu hayvanları rehabilite, mehabilite, iğneler, mileler, ilaçlar, yuvalar, iyi ki varsın dostlar falan, o kulübeler, besleme yerleri kullanmadıkları. Onlar kaç para? Bu pis şeylerin neden olduğu tadilatlar falan filan, onlar kaç para? Bunların neden olduğu hastalıklardan tedavi olanlar, SSK falan filan, onlar kaç para? Sadece o işle kaldıklarından, kalmadıklarından şüphe ediyorum. Belki de uyuşturucu kuryeliği de yapıyor bu hayvanlar. Çünkü kumandalı asker gibi noktaya gelebiliyorlar. Kumandalı asker gibi istedikleri zaman ağaca tırmanılıyor, noktaya sıçıyorlar. Noktada Spensky'ler. Annetine avcıları suçüstü yakalan. Kim verdi planları? Nerede olduğunu kim gösterdi? Böyle kanal noktalarını bilenler mi? 10 dakika geçti, tek kuş gelmedi. Kesinlikle kanıt. Kes lan şu frekansı, surat avni. Kuşlar yesin. X-Hamster Orhuni. Zabıta dilencilerle uğraşıyor. Elini açana asla azarlama. Hı?
Sen bu şeyle uğraş. Bu pisliklerin pislik işlerini yapıp Robin Hood'dan yardım alanlardan, onlardan şüphelensin. Mega yangınlar sürüyor. Evet. Çürüt çürüt oraları kim yönetiyor ben biliyorum. Ağaçları kurut kurut, kibrit aynı buradaki gibi. Failini biliyorum. O yüzden dün sallandı orası. Kumru, ikinci kumru ve hissettim hafiflemeyi. Böyle beynimde 15 dakika sonra ve olmadığı zaman bu frekansta videom var. Atar atmaz konuyorlar. Sizin çocuklarınızı gönderdiğiniz şeyler yapıyordur veya karşıdan bilmiyorum. Fakat kesinlikle işbirlik içindeler. Siz çocuklarınızı gönderin, bu psikopatlarla gönderin. Hala var yani, hala buraya var yani. Çünkü inmiyorlar. Yemleri bilmiyor değiller yani. Evet Duran, böyle açığa çıkarıp açığa çıkarıp kestireceğim bu frekansını. Fuat Avni. Anası Kakadriye ilk Sansır'da mı ne? Kurt köpeklerimizle fırlat, geç kaldım lan. Uzaya. Bunun tiki var böyle. Tiki. Başka şey yok. Tiki sadece. O yüzden köpek almış karısına. Uzay. Orada mısın? Şimdi masumuz. Buradan geçmiyoruz. Seçim günü de böyle yaptı. Aniden buradan geçmedi. Dümdüz. Çünkü orada sandık var. Seçime gittik, başka tasmalı orada. Muhtar nerededir diye soran. Ve hepsinde böyle alet var. Videomu iptal ettirebiliyor. Besbelli camın önünden yapamıyorlar. Cam önülüyor. Fakat buradan duvarına var. Sesini kısabiliyor be. Çünkü İksanstır Orhon'u tamamen kapat lan frekansı, kuşlar yesin. Piç mahluk. Evet, kapatıldı. Allah razı olsun. Erdoğan Bey, bu işte samimi değilsin be, bu şeyleri ortadan kaldırmadıktan sonra Türkiye'nin baş belası bunlardır. Dünkü elektrik kesintisi hiçbir şey değil eskiye göre. Buzdağının tepesi bütün bu şeyler gibi. O eskidendi. Her şeyle yapıyorlar. Su. Anında.
hem diğer beldelerde. Benim yüzümden bütün mahalleye bazen yükleniyorlar. Buraya kazı, mazı, her şey gönderirler mi? Neler neler gördük. Gezi, darbe, her şey buradan. Benim hiçbir şüphem yok buna. Şimdi bu Hureyre'nin gidişi de annenin bana ne gösteriyor? Sosyal medyadan belki tekel medyadan bu hayvanları yayma yöntemi olacak. Eski senaryolar yeni kılıfla üstünü örtme. Onları kurtarma. Ve daha neler neler. Yazılı senaryo gibi. Kedileri hala koşturuyor. İstediklerini böyle koşturuyorlar. Pip, 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 pip. Durmadan 24 saat. İstedikleri ise Svensk. Bu milletin şeytanlığını çok gördüm ben. Aile üyeleri ölse tek gözyaşı dökmeyenler, bu aletlerden biri ölse gözyaşları akıyor. Bu soruyla kapatıyoruz. Tüm videolarımdan belli bu şeyleri böyle plase 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 yapan millet. Çocuk parkına falan. Allah'tan bir korkuları var mıdır be? İyice düşünün. Şimdi aynı noktaya bir tane daha okul taşıttı, onu da kaçırmayalım. Öyle park etti gitti toplantı yerine. Şimdi siz söyleyin, bu pazar değil mi bugün? Ne servisçiliği yaptı da bu geldi buraya? Gözüme sokmak için. Gece yarısı. Çünkü 12 yatmadan önce baktım yoktu. Elhamdülillah dedik. Ondan sonra geldi. Ne servisçiliği yaptı bu? O saatte kuru kahvecilik mi yaptı? Ne yazıyordu önünde hatırlamıyorum. Üniversiteleri mi götürdü? Eskiye göre buzdağının tepesi, o eskidendi. Şehirlerimizde durmadan bomba patlatıyordular. Sivilleri hedef alıyordular. Zaten burada yaptıkları da o sivilleri. Bir orada. Bana o kadar açık verin ki. Sosyal medyada fenomen. Emir verir gibi Rus uçağı düşürecek ve düşürülüyor. Çünkü oraya yerleştirdiği toksoplazma beyinli kulları. Bu sözle, bu görüntüyle kapatalım Sarıkamış şehitleri. O arkadan bir hançerdi oradaki içimizdeki hainlerden. O kadarını söyleyeyim. Semelerinde sabotaj var. Belki çoraplarında delik, ayakkabılarında delik, elbiselerinde delik. Orada bir hainlik kesinlikle. Ve
Ucunu bulun be. Kime gidiyor? Kime gidiyor acaba? O bal kedisi ne kadar gider? Evet, geliyoruz bu şimdi. Madem orayı o kadar seviyorlar, niye şimdi yok? Ve karanlıkta nasıl görüyorlar lan? Neyi görüyorlar da koyuyorlar oraya? Onlarca, yüzlerce örneği. Pardon, o kadar değil de attım. Aynı bu servislerin başladığı gibi. Başladılar her gün her gün. Ara verdiler 6-7 gün tekrar.